1.480 bin hektar işlemeli tarım arazisi, yaklaşık 1.800.000 civarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ve yıllık yaklaşık 10 milyar TL tarımsal üretim değeriyle gerçekten büyük bir potansiyele sahiptir. Akım ayarımızın sağladığı destekler bizim çiftçilerimizin özellikle girdi maliyetlerin azaltılmasında ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sizler Sayın Genel Müdür Bakanlık'ta her zaman Erzurum olarak tüm bölge... Çok kıymetli mesai arkadaşlarım. Hepinizin en kalbi işten... Tabii ki bu programları planlarken sizlerden gelen talep ve ihtiyaçları göz önünde bulundurduk. Şimdi merkez teşkilatları tabii ki sizlerin talepleri ve taşranın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özellikle uygulama birliğinin bakanlığımız içerisinde bağlı kuruluşlarla uygulama birliğinin sağlanması bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızla tek çatı altında bir aile olarak bu programların icra edilmesi hem tanışma, görüş alışverişleri, istişareler ve hataların minimize edilerek hatta hiç yapılmaması temel amacımız, hedefimiz. Tabii çok önemli bir bakanlığımızın burada bir eğitim ve yine Tarım Bakanlığımızın sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunma toplantısı yapılıyor. Çok önemsiyorum. Çünkü bugün dünyamız ve ülkemiz önemli sorunlarla karşı karşıya. Artık pandemi arkasında kuraklık, iklim değişiklikleri söz konusu. Gıda olmazsa olmaz bir yiyeceğimiz. Mutlaka gıda ile ilgili önemli önlemler almak, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Biz Erzurum'da şunu yaptık. Bir, Erzurum bir hayvancılık kenti. Türkiye'deki meraların %12'si Erzurum'da. Türkiye'de en fazla merası olan il Erzurum. Bu ne demek? Bu hayvancılık demek. Peki hangi hayvancılık demek? Aslında küçükbaş hayvancılık demek. Ama küçükbaş hayvancılıkta birinci filan sıralarımız. Birinci sırada olmamız lazım gerekirken. Ama büyükbaş hayvancılıkta ikinci sıradayız. Hedefimiz birinci sıraya yerleşmek. Konya birinci sırada, biz ikinci sıradayız. Şu anda 900 bin hedefine ulaştık TÜİK rakamlarına göre. Ama her yıl 200 bine yakın küçük dana da Türkiye'ye gittiği için ondan sonra hedefimize yaklaştığımızı, tutturduğumuzu düşünüyoruz. Peki ne yaptık? Şimdi bakanlık aslında güzel uygulamalar yapıyor. Kabul etmek lazım ve teşekkür etmek lazım. İşte doğrudan gelir desteğinde 300 milyon liraya yakın her yıl müthiş bir sübvansiyon. Fakat bu paranın uçup gitmemesi lazım. Yani bu para uçup gidiyor gibi. Yani gerçekten çiftçinin, üreticinin cebine girecek formülü burada düşünün kardeşim. Bunları düşünün. Bunlar düşünme yeri burası. Diğer konularda konuşun ama bu konularda konuşmak lazım. İşte mazot desteği nasıl olur, bilmem ne nasıl olur filan. Çiftçi biraz dertli. Çiftçi konuştuğunda böyle biraz dertli konuşuyor. Onları dinlemek lazım. Biz onların emrindeyiz aslında. Yani buradaki kamu görevlilerinin hepsi, değerli kardeşlerim, başta ben olmak üzere, oradaki çiftçinin emrindeyiz. Yani onun burada üretim yapmasını sağlamak zorundayız. Ürettiğinde para kazanmasını sağlamak bizim görevimiz aslında. Ben de hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda yüz yüze bir araya geliriz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir Erzurum planlayalım. Erzurum'dan uzak kalmıyorum inşallah. Bu vesileyle başta valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, oradaki çok değerli hazırına, kıymetli mesai arkadaşlarıma, hepinize muhabbetle, sevgiyle ve içtenlikle selamlıyorum. Personel Genel Müdürlüğümüzce planlanan ikinci bölgesel istişare toplantımız için Doğu Anadolu'nun incisi Erzurum'dayız. Milli mücadelemizin dönüm noktası olan kararların alındığı Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bu güzide topraklarda Dalaşlar Diyarı'nda yine uzaktan da olsa sizlerle beraber olmaktan dolayı son derece mutluluk duyuyorum.
Ege bölgesinde başlattığımız ve Doğu Anadolu bölgemizde devamını sağladığımız bu bölgesel yüz yüze istişare ve eğitim programını oldukça önemsediğimi bilmenizi istiyorum. İnşallah kalan 5 bölgemizde de bu eğitimleri en kısa zamanda düzenleyerek personel yönetimi ve verim açısından değerli bir çalışma yapmış olacağız. Bu eğitimleri düzenlemekteki ana gayemiz personel yönetimi noktasında etkili, istikrarlı bir iş süreci oluşturarak yaptığımız işleri yüksek performansla yürütmektir. Bu vesileyle Erzurum'da düzenlediğimiz ikinci hizmet içi eğitimin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, her köşesinde ayrı tarihi, güzelliği barındıran Doğu Anadolu bölgemiz, Anadolu'nun hayatlarına aldığımız yer. Bu topraklar aynı zamanda içinde barındırdığı yüksek potansiyelle, tarım orman alanında belirlediğimiz stratejilerin her daim odağında yer aldı. Çünkü Doğu Anadolu yaklaşık 165 bin kilometre karelik ölçümüyle ülkemizin en büyük coğrafi bölgesi. Ülkemiz yüz ölçümünün 5'te 1'ini kaplayan bu alan, nüfusumuzun ise 10'da 1'ini barındırıyor. Dağların, ovaların ve platoların oldukça geniş yer kapladığı bu coğrafya, ülkemizin büyük baş ve küçük baş hayvan tedarik merkezi konumunda. Bu sebeple zengin çayır mera varlığı ile hayvancılığımızın da lokomotif bölgesi. Bildiğiniz gibi ülke nüfusumuz kadar küçük baş hayvan varlığına ulaşmak için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bizim bu beklentileri karşılayabilmemiz için etkin ve başarılı bir çalışma yürütmemiz lazım. Bu sebeple çalışmalarımızdaki başarı için hizmet içi eğitimlerin önemli bir rol oynadığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca hem kurum içi aidiyeti oluşturmak hem de gücümüzü yeniden hatırlatmak için bu eğitimleri özel ve önemli buluyorum. Yine bu eğitimlerle personelimizin gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını, bilgilere tazelemelerini, her birinin iyi iletişim kurabilmelerini, ekip çalışması yapabilmelerini, uzlaşmacı ve katılımcı özelliklerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Biz sizlerin varlığıyla büyük ve güçlü bir aileyiz. Türkiye aşkına yüreğinde hisseden bu geniş ailenin gücüne ve azmine güveniyorum. Pandemide, kuraklıkta, selde, orman yangınlarında bu büyük birliktelik ve güç ile bütün zorlukların üstesinden geldik. Sayın Bakanım, bir kopukluk oldu. Sayın Bakanım, malumatınız çerçevesinde... Mikrofon kapalı. Sayın Bakan, bir kopukluk oldu. Çok teşekkür ediyoruz konuşmalarımızdan dolayı. Tarım hakkınız var mı efendim? Biz de tarım hakkınız içeri sahadayız. Arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, il bölge kuruluş müdürlerimiz burada. 5 gün boyunca arkadaşlarımız, tüm merkez birimlerindeki arkadaşlarımız burada olacaklar. İstişare ve değerlendirme toplantılarında. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Sağ olun. Var. Evet, ben de başta valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz, çok kıymetli teşkilatımızın her bir bireyine tekrar Ankara'dan sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı tekrar gönderiyorum. İnşallah yapmış olduğunuz toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum. En yakın zamanda da yine başta Erzurum'da olmak üzere Doğu Anadolu bölgemizdeki güzel, birbirinden güzel illerimizle buluşmak dileğiyle diyorum.